Değerli Fuar'daki okurlarımız ve izleyicilerimiz, bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nde SolarX İstanbul Fuarı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda bu fuarın proje müdürü Sayın Yasemin Terli bulunmakta. Merhabalar Yasemin Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarımız bugün kapılarını açtı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hem katılımcı firmalarımız hem de ziyaretçilerimizin o güzel enerjisini burada sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz öncelikle ilk günle ilgili bizlere? İlk günle ilgili neler söylemek isterim? SolarX İstanbul ilk gün saat 9'da açmak zorunda kaldık kapılarımızı. Çünkü ziyaretçimiz kapıda kuyruk oldu. Fuarımız bir yıl süresince yurt içi ve yurt dışı anlamda çok ciddi bir tanıtım çalışması yürüttük. Stratejik ortaklarımız, partnerlerimiz aracılığıyla. Ve şu anda bütün sektör firmalarımızla birlikte ilk gününü yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. Evet, peki fuarı ziyaret eden ziyaretçilerimizi neler bekliyor olacak SolarX İstanbul'da? SolarX Fuarı'nı ziyaret eden müşterilerimiz kendi enerjisini kendi üretebileceği solar sektörüyle ilgili bütün kompetentlere, bütün bileşenlere, EPC, danışmanlık, finansman ya dair her türlü konu hakkında, ürün hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler. Ve fuarla birlikte eş zamanlı uluslararası kongrelerimiz gerçekleşiyor. Burada dünya liderleri yaklaşık 100'e yakın oturum içerisinde bunları paylaşım sağlıyor olacaklar. Sadece Türkiye pazarında değil, dünyanın birçok bölgesinde yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgileri alabiliyor olacak yatırımcılarımız. Evet, sektörünün alanında uzman isimleri de burada eğitici ve bilgilendirici seminerlerle birlikte aslında bakarsanız ziyaretçilerimize de katılımcı firmalarımıza da farklı bir bakış açısı kazandırabilmek adına yer alıyorlar diyebiliriz. Peki, yurt dışı ve yurt içinde ağırlıklı bir tanıtım çalışması gerçekleştirildi. Bunların biz de takibindeyiz. Ağırlıklı olarak yurt dışında hangi ülkelere tanıtım gerçekleştirdik ve hangi ülkelerden ziyaretçi bekliyoruz fuara? Aslında biz SolarX'de kısıtlamaya gitmedik. Dünyanın birçok bölgesinde tanıtım yaptık. 5 kıtada devam etti çalışmalarım. Geçen yıl 125 ülkeden ziyaretçi gelmişti. Biz bu yıl yine 125 ülkeden hedef ziyaretçilerimizi bekliyoruz fuarımıza. Özellikle Orta Doğu bloklarından ve Avrupa bölgesinden çok yoğun ilgi var fuarımıza. Ama sadece bununla da kalmıyor. Ekvador'dan, ABD'den, işte dünyanın birçok bölgesinden yoğun ziyaretçi e-biletlerimiz temin edildi. Ve ziyaretçilerimiz şu anda giriş yapmaya başladılar fuarımıza. Şahane. SolarX İstanbul'la birlikte peki neler hedefliyoruz bu yıl? SolarX İstanbul'la birlikte Türkiye'nin kendine yetebilen enerji sanayisinin daha fazla artarak dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Devletimiz her geçen gün önümüze koymuş olduğu güncel yönetmelikler ve mevzuatlarla birlikte sanayicilerimizin bu yatırımlarına teşviklerini olanak sağlıyor. Bizler de her geçen gün yurt içi ve yurt dışı katılımcıları, sektör firmalarının teknolojilerini geliştirerek bu organizasyonda yatırımcılarımız ve sanayicilerimizi bir araya getirebilme fırsatı tanıyor oluyoruz. Yerli üretim ve yatırımların da aslında bakarsanız ön plana çıkmış olduğu da bir fuar diyebiliriz. Kesinlikle. Hatta bu fuarımızda bir yaklaşık 20'ye 30'a yakın sanayicimiz kendilerini vitrine çıkarmış bulunuyor. Birçok sektörden sektöre giriş yapmış firmalarımız var. Tekstil sektöründen, otomotiv sektöründen ve çok ciddi kapasitelerle giriş ve çok son teknoloji ürünleriyle giriş yapmış bulunuyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için. Buradan son olarak Fuar Dergi ailesine neler söylemek istersiniz? Bizlerle olduğu için teşekkür ediyoruz ve bütün ziyaretçilerimizi güneşe dair her şey adına fuarımıza bekliyoruz. Güzel ve başarılı bir fuar süreci geçirmenizi dilerim. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.